dostlar selamlar yeni haftada piyasalarda bizleri neler bekliyor ABD tarafından gelen pozitif verilerle beraber Noel Baba rallisi görebilir miyiz? Bu rallide neler olur? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Aralık ayında piyasalarda sert yükselişler gelecek mi? Bunları konuşacağız. Özellikle bu kanalda fiyatları fiyatlamadan konuştuğumuz için, büyük riskleri konuştuğumuz için Kanala abone olmanız hatta bildirim tuşunu açmanız e, önemli olacaktır dostlar. Videolara gösterdiğiniz ilgiye de gerçekten teşekkür ediyorum. E, videolara gelen beğeniler çok çok önemli. Bildiğiniz gibi her videoda da iki tane aboneme kendi teknik analiz eğitim kursumu hediye ediyorum. Bu hediye etkinliğine katılmak için videoya bir tane beğeni bir tane yorum atmanız yeterli olacaktır. Tam da işte burada yorumların en üst kısmında gelecek videoda Kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz dostlar. Evet Noel Baba rallisi gelecek mi? Noel Baba rallisine sebepleri olarak yani gelmesi için yeni fonların piyasaya girmesi, yeni yılın ilk haftasında piyasaların yükseleceği beklentisi, tatil ikramiyeleri ve hatta yeni yıl ruhuyla yaşanan iyimserlik gösterilir. Zaten bu her sene sonunda iyimserlik e, görülür. Ama bizler için en önemli sebep yani Noel Baba rallisinin gelmesi için en önemli sebep yeni fonların piyasaya girmesi gerekiyor dostlar. Bunun için ise ABD tarafından gelen veriler kritik oluyor. Son olarak biliyorsunuz ABD tarafından gelen enflasyon verisi beklentinin yani %3.3'ün altında gerçekleşti. %3.2 olarak açıklandı. Bu iyimser bir veridir. Çünkü ABD tarafından gelecek enflasyon verileri ABD'nin artıracağı faiz oranlarını belirliyor. Bakın Fed faiz oranları son bir faiz artışı kaldı. Aralık ayında gelecek faiz artışı. Burada beklenti 13 Aralık'ta açıklanacak faiz oranında %100 olarak piyasanın beklentisi faizlerin sabit kalması. Bildiğiniz gibi FED kapalı bir kutu değil. Piyasa ne istiyorsa onu verir. Muhtemelen faizler sabit kalacaktır. Hatta 2024 yılında enflasyonun daha da düşmesi durumunda 31 Ocak'ta belki de faiz indirimleri konuşulmaya başlanabilir. E, hatta beklenti Mart ayında bakın 2024 Mart ayında %28 oranında faizlerin indirilmesi yönünde. Tam da işte bu beklentiler piyasaları iyimser hale sokarken e, Noel Baba rallisini getirebilir. Çünkü bu iyimserlik yeni fonların piyasaya girmesi demek ve tabii ki indirilen faiz oranları ya da faizin sabit bırakılması ABD'nin tekrardan piyasaya para saçması demek. O yüzden Noel Baba rallisi görebiliriz dostlar. Aralığın son haftalarına doğru ocağın ilk haftası Noel Baba rallisi bizleri bekliyor olabilir. Hatta bu iyimserlik fiyatlanmaya başladı bile. Bakın ABD borsalarında Nasdaq 15.190'ı geçtiği zaman sizlere yükseliş trendinden bahsetmiştim. 16.600 hedefimiz olacaktır. Kademe kademe yükselişlerin devamını bekliyoruz. Haftayı 15.800'lerden kapattı. Nasdaq'da yükselişler devam edecektir. Çok fazla short pozisyonu aramıyorum. Çünkü yükselişlerin devamını bekliyorum. 16600 hedef olacaktır. Bu da eski rekor seviyeleri doğru yükselişin devamı demek. Sadece Noel Baba rallisi ABD borsalarında yaşanmaz. Altında gümüşte yaşanır. iç borsalarda yaşanır. Özellikle bizim iç borsamızda da bu tarz bir rally görebiliriz. Tam da borsa demişken gelin şöyle bir bakalım. Borsa Dolar bazlı haftayı trend kırılımıyla gerçekleştirdi. Burada 262 doları koruyordu borsamız. Buradan destek aldı. Trend kırılımı ile beraber gözünü 280 dolarlara dikmiş durumda. Buradaki yükselişin bir süre daha devam etmesini bekliyorum ben kendim adıma. Hatta yıl sonuna kadar 290 dolarlara kadar ulaşabiliriz. Dolar bazlı borsada. Buradaki bakın kırılımda RSI'deki kırılımda. Bizleri bunu teyit ediyor. Çünkü 3 kere temas var. 3 e, üç kere 3. temastan sonra trend kırılımının gerçekleştiğini görüyoruz. Buradaki e, üçlü temas ve trend kırılımı aslında bizlere güvenli bir kırılım geldiğinde gösteriyor. Borsa tarafında dolar bazı tekrardan yönümüzü yukarı çevirdik. Borsa İstanbul haftayı 7850'lerden kapattı. Yükselişle kapattı. Bu kadar savaş haberine rağmen, e, faiz artımlarına rağmen borsanın bu seviyelerini koruduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte özellikle bu haftada 7500 altına inmezsek borsadaki buradaki kalıcılık artık teyit edilmiş olacak. 7400-7500 altında çok fazla bir borsa görmeyiz. Yani bu hafta aslında kritik olacak orta ve uzun vadede borsa tarafında ben pozitif olmaya devam ediyorum Çünkü enflasyon artıyor para basımı inanılmaz derecede yükselmiş durumda ABD tarafında enflasyon düşüyor oralarda ise iyimserlik hakim burada e, borsanın orta ve uzun vadede pozitif olduğunu söyleyebilirim e, Peki yeni haftada neler beklemeliyiz dediğim gibi 7500 altında bu hafta inmezsek 7500 üzerine kalıcılı teyit edilmiş olacak 8000 puana doğru yükselişler bekliyorum ben bu hafta içerisinde borsada buranın aşılması özellikle şuradaki e, ters çanak görüntüsünün kırılımına neden olacak e, kırılması durumunda belki burada uzun bir dönem uzun bir dönemden kastım birkaç hafta 7500 ile 8200 arasına giden bir borsa göreceğiz e, ve bu aralıkta bir süre git gel yaptıktan sonra Borsa tarafında 10.000 puan kolay bir hedef olacağı düşüncesindeyim dostlar. Yani burada kırılım gelecektir. Burada 8.000, 8.200 bölgesi önemli olacak. Ee, bu bölge üzerine atamazsak bir miktar daha geri gelecek. Ondan sonra yatay bir süreç. Daha sonra ise 10.000 puan hedefine doğru gideceğiz. Yani burada birazcık daha orta vadeli hedeflere odaklanmakta fayda var. Herkes negatif borsada ben 4.400'den itibaren yükselişleri savunuyorum. Şu an ise bir ara duraklama dönemindeyiz, düzeltme dönemindeyiz. Bu düzeltme dönemi bittikten sonra yine herkes negatif olmaya devam edecek ama borsanın yukarı basacağını düşünüyorum. 10.000 puanlar borsada kolay bir hedef olacak. Bakın sadece borsa enflasyonla vesaire yükseldiğini düşünmüyorum. Ya evet para da basılıyor, doların yükselmesi de borsayı dolar bazlı ucuzlatıyor. Bu da zaten doların yükselmesi de borsanın yükselmesi için ayrı bir sebep pozitif bir sebep. Bunun da altını çizmek istiyorum. Takip ettiğimiz hisselerden daha doğrusu benim takip ettiğim değil sizlerin bana sorduğu halka arzlardan Turex turunç madencilik vardı bildiğiniz gibi Mart. E, son videoda özellikle 22 TL seviyesindeyken Tavan seviyesindeyken Tavanın bozacağını söylemiştim Bundan bir önceki videoda belirtmiştim o yüzden şunları söylüyorum ben size videolar gerçekten önemli Takip ettiğiniz tüm enstrümanları merak ettiğiniz tüm enstrümanları Burada konuşuyoruz Kanala abone olmanız bildirimleri açmanız Bu yüzden çok çok önemli Tam da tavandan sizleri uyardım Ve haftayı tavan bozarak düşüşte kapattı Buradan bir süre daha ee, düşüşlerin devam etmesini bekliyorum ben. 16 TL seviyelerine doğru düşüş hareket devam edecektir. Daha aşağısı gelir mi izleyip göreceğiz. Ama bir süre daha düşüş devam edecektir. Fakat kötü bir hisse değil. Yani burada e, dolaşımı sınırlı bir hisse. O yüzden en çok büyük derin düşüşler olmayabilir. İzleyip göreceğiz tam tavandan. Sizlere uyardık dostlar. Şimdi burada Ons altın. Ons altın tarafı işte bu Noel Baba rallisi hikayesiyle. Ee, bir miktar daha alımlarla yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Altında 1800 dolardan itibaren yükselişleri konuşuyoruz. Altın yatırımı yapın diye sürekli uyarıyoruz. Burada da güzel kazançlarımız oluyor. Bu kazançları bozmuyoruz. Ee, portföyümüzü bozmuyoruz. Tutmaya devam ediyoruz. Ons altın tarafında bu kadar savaş hikayesi varken. E, gündem yoğunken, yoğunken özellikle bakın İsrail-Filistin savaşından sonra Rusya-Ukrayna tarafı da tekrardan hareketlenmeye başladı. ABD tarafında ise e, faizlerin sabit kalması ya da indirilme beklentisi işte buralara yaramaya başlayacak dostlar. altın tarafında belki bir süre daha bu aralıklarda gideceğiz ama işin sonunda e, bu olayın sonunda 2000 dolar üzerine hareket başlayacak ve daha da yukarı seviyeleri hedefleyeceğiz. Kısa vadede ise e, 1945 dolar seviyesi destek. Bu desteği şu anlık korumasını bekliyorum. Üzerinde kaldıkça 2010 dolar üzerine her an her zaman hareket gelme potansiyeli var. Alım için 1945 gelirse tekrardan alırım. En son zaten size 2000 dolardayken buralar, buralardan alacağımı söylemiştim. Ve bir düşüş geleceğini belirtmiştim. O düşüş geldi. Emir girenler zaten alımını yaptı tekrar gelirse tekrardan bu seviyelerden alınır dostlar. Gram altın tarafı yukarı yönlü hareket devam ediyor. Devamını bekliyoruz. Ee, gram altını aldık. Üzerinde bekliyoruz. 2050 TL seviyesi hedeftir. Çok fazla sürmeyecektir. Yükseliş hareketi devam edecektir. Gram gümüş TL 22 TL üzerine bir hareket geldi. Burada bakın gedikte surda bir delik açıldı dostlar. 22 TL seviyesi kritik. Zamanla üzerine yerleşecek ve hedefimiz 30 TL olacak. Gram gümüş TL tarafında alım için her 20 TL yaklaşmada alıcılı tarafta olunabilir. Pozitif duruşumuz devam ediyor. Gram gümüş TL tarafında tabii ki metallerde veya da altında sadece işte gümüş altın tarafı yükselmeyecek. Platin, paladyum gibi ürünler de yükselecek. Bunu da geçmiş videolarda değindim. Gelecek videolarda güncellemelerini yapacağım dostlar. Dolar endeksi tarafı düşüş devam ediyor. Özellikle enflasyonun düşük gelmesi buralarda satışı getirmeye devam ediyor. 102.70 seviyesi bu haftanın destek seviyesi bir miktar daha gerilemenin devam etmesini bekliyorum. Şimdi herkes bitcoin tarafını konuşuyor ama görmediğimiz olaylar var. Ee, daha ucuz enstrümanlar var. Bunlardan da bahsedeceğim. Bitcoin'de 35.800 bu haftanın desteği. E, 34800 de destek attı. Yani bu iki aralık iki destek e, önemli destek hatları Ben bu hafta içerisinde 35.800'ü korumasını tekrardan 38.000 dolarları doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum Bitcoin tarafında. Herkes Bitcoin'i konuşuyor çünkü Bitcoin yükseliyor yükselmeye devam ediyor. Ama yükselmeyenleri konuşmak daha ucuzdan almak daha mantıklı zaten yatırım mantığı da budur. Ethereum evet market cap ikinci sırada büyük bir enstrüman ve henüz yükseliş sergilemedi. Önümüzdeki dönemlerde buralarda şaşırtıcı hareketler görebiliriz. Tabii ki alımları kademeli bir şekilde yapmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu an 1950 dolar seviyesindeyiz Ethereum tarafında. Ee, buradan ilk kademe ben kendim değerlendirdim. Geri çekilirse özellikle 1700-1750 dolarlara kadar Toplama hareketim devam edecektir ethereum tarafında çünkü buranın gerçekten büyük olacağını düşünüyorum yani ethereum tarafı önümüzdeki dönemlerde büyük yükselişler sergileyebilir biliyorsunuz ethereum tarafında e, profi stake olayı vardı buraya geçildikten sonra yakılan ethereumlar çıkan ethereumdan daha fazla olmaya başladı bu ne demek yani arzı sürekli düşüyor demek bakın günlük olarak ethereum sürekli yakılmaya devam ediyor. Mesela dün itibariyle 3686 Ethereum yakılmış 15-16 Kasım'da. Dün itibariyle 17-18 Kasım'da 2355 Ethereum yakılmış. 18 Kasım'da 17 Kasım'da 3000 Ethereum yakılmış. Yani her gün Ethereum yakılıyor. Çünkü Ethereum'de işlem yaptıkça özellikle yeni çıkan projeler vesaire Ethereum tabanlı oluyor. Bunlar da işlem yaptıkça Ethereum sürekli yakılmaya devam ediliyor ve günlük olarak yakılıyor dostlar. Bu da ne demek? Çıkarılan Ethereum'lar az, yakılan Ethereum'lar fazla. Yani arzı sürekli düşüyor demek. Burayı kimse görmüyor. Herkesin gözünün önünde şu anda bir atak yapmamış durumda. Önümüzdeki dönemlerde buralarda gerçekten büyük hareketler görebiliriz. Şu an bakın Ethereum'un arzı 120 milyon 250 2000 Ethereum var arz olarak. Burası e, önümüzdeki dönemlerde azalmaya devam edecek. Ethereumlar yakıldıkça arzı sürekli düşen bir ürün, güvenilir bir ürün. Önümüzdeki dönemlerde güzel hareketler görebilme ihtimalimiz çok çok yüksek. Dediğim gibi bu kademelerden toplamaya başlarım 1750'ye kadar e, kendi adıma toplarım. Önümüzdeki dönemlerde özellikle 2100 dolar üzerinde kapanışlarda 3200 çok rahat gelecektir. 5000 dolarlar çok rahat gelecektir. Ethereum tarafında böyle bir değerlendirmemiz. Mevcut dostlar ucuz kalmış bir enstrüman. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.